Dostlar selamlar. İlgiyle takip ettiğiniz Football Manager serimizin 5. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Yorumlarda koyu temayı çok kullan diye yazanlar oldu. Çok dikkatin dağılmaması için o yüzden koyu temayı seçtim. Geçen bölüm 5 maç oynamıştık. Bakalım bu bölümde de Denizlispor, Antalyaspor, Türkiye Kupası ilk maçı Ekimoğlu Trabzonspor, Rizespor. Hazırsanız hikayeye başlayalım. Ve Moting formuyla Cameron Mill takımına çağrılmayı hak ediyormuş. Güzel. Falet de yine Mill takımından teklif almış. Güzel. Farklı skorların haftası olmuş. Yine 15 günlük bir milli araya giriyoruz. Bu yüzden bence araya teknik ekibin oynayacağı hazırlık maçları ekleyebiliriz. 15 günlük bir ara var. O yüzden 2 haftaya birer hazırlık maçı ekleyelim bence. Düşük itibarlı takımlarla. Atromitos'a karşı oynayalım. Çok da uzağa gitmeyelim. Bir tane de Denizlispor maçından önce Rumen takımı Craiova ile oynayalım. Modeste geri dönüyor 1-2 gün. Vedat 4-8 gün, çok güzel oldu. Haftanın golü Geri Rodriguez'in. Genç kalecimiz sakatlanmış ama 1-2 gün önemli değil. Hasan Ali milli maçta atılmış. 3-0 kaybetmişiz Türk milli takımı. Bizden Emre Belezoğlu oynamış. Ozan Tufan sonradan girmiş. Atromitos maçı günü gelmiş. İyi, 3-0. Murat Sağlam'ın 2 golü. Evlat 2 tane atmış. Ligde de artık bekliyoruz Murat Sağlam. Güzel, sakatlık yok. Oynamayan oyuncular oynamışlar. Max Surze sakatlandı diyor. 6-7 gün. Önemli değil. Şu milli arada bu sakatlığını çekmiş olur. Murat Sağlam yine 10. Her zamanki gibi. Alper Potuk sakatlanmış. 4-5 hafta. Tolga Ciğer sakatlanmış. 6-7 gün. Hasan Üzeri 19 yaş altı asistan menajer yapmışlar. Sağlık personellerine bakmak istiyorum. Çünkü bir tane fizyoterapimiz, bir tane de baş fizyoterapistimiz var. Ve bunların yeterlikleri konusunda ciddi sıkıntılarım var. Çünkü çok sakatlık vermeye başladık. 14. Bir fizyoterapist alınabilir buraya. Boştaki antrenörleri aratmak istiyorum. Görevde boşta. Jose Mascaros, Villarreal'den boşta şu an. Ama onu getirecek bütçeye sahip değiliz. Onu kondisyon antrenörü olarak getirebiliriz. Fizyoterapist olarak da kabul etmedi. Malaga'nın eski fizyoterapistine bakalım. Onu da kabul ettiremedik. Spor bilimcisi yanında var bu adamın. O da çok istiyor. Fran Martinez'i bile getiremiyoruz şu an. Antrenör ekibinde de çünkü sıkıntılarımız olacak. Murat Bel 15. Fatih Yıldız 14. Ve Gökhan Kağıtçıoğlu 12. Gökhan Kağıtçıoğlu'nu mesela kovacağım şimdi. Fizyoterapi maaşlarında artış isteyeceğim çünkü kimseyi getiremiyoruz. Başkan kabul etmedi ama. Volkan Kazak idare eder durumda şu an. Adam yönetimi onu da çok düşük. Yani iyi bir asistan menajer bulsam. Ama öncesinde iyi bir fizyoterapist de bulmam gerekiyor. Şu an fizyoterapist bulmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü düzgün para veremiyoruz maalesef. Asistan menajer bakacağım bir de. Adam yönetimi yüksek olan bir asistan menajer istiyorum. İspanyol Teyada'ya gittim. Pardon, eski Alaves'in asistan menajeri Teyada'ya gittim. İtibarı da yerinde. 16 adam yönetimi var. Uyumu da yerinde. O yüzden Türkiye'ye uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve Volkan Kazak'tan çok daha iyi durumda. Altyapı sorumlusu Serdar Dayat'ın gençlerle çalışması zaten çok yetersiz. O yüzden oraya da daha iyi bir isim yerleştirmek istiyorum. Mesela Furkan Demir 41 yaşında Türk. Gençlerle çalışması 20. Uyumu düşük ama potansiyel değerlendirmesi fena değil. Alex Bond'a bakalım. Onda uyum 20. Ranier Maier'e bakalım. Gençlerle çalışma 20. Oyuncu potansiyel değerlendirme 15-15. 4-2-3-1 bizim dizilişe de uygun. İtibarı da bizde yerine gelecektir. Alman'a bırakacağım altyapıyı. O çok para istiyor. Ama şampiyonluk primiyle orta yolu buluruz bence. Evet, güzel. Kaleci antrenörümüz. Kaleci özellikleri çok düşük Knob'un. Her ne kadar şu an çok sevsem de Knob'u. Kalecileri yetiştirmede yeterli mi bence soru işaretleri var.
O yüzden Knop'la da yolları ayıracağım. Onun yerine Murat Öztürk'ü getireceğim. Fenerbahçe'nin de eski antrenörü. Kaleci eğitme de bence iyi bir antrenör. İlk istediğini öyle vermeyelim. 187'ye bağlarız. Güzel. Recep Karatepe idare eder. Ama ne hücum ne savunma antrenörü. Bence o da vazgeçilebilir bir antrenör. Zeki Murat Göle'de. Niyazi Enise'lere de bakalım. O da aynı. Bu üçlü yerine 3 tane sağlam antrenör getirme planım var. Bir tane çok iyi bir hücum antrenörü getireceğim. O Deniz Bergkamp. Efsane bizde gelsin. Hücum öğretsin. Savunma antrenörü alacağım bir tane. Ivan Cordoba. O da Inter'den hatırlarsınız. Eski Fenerbahçeli Thomas da var burada. Eski Galatasaraylı yine. Türkiye'yi de tanıyor. Bence Thomas'ı da savunma antrenörü yapabiliriz. O baş gözlemci mi olmak istiyor? Ben onu antrenörlük düşünüyorum. Baş gözlemcilik düşünüyorsa ben öyle düşünmüyorum. Emre Aşık var. Onu savunma antrenörü yapabilirim. Hem yerli. 18 yaş altı antrenör olarak onu getiriyorum. Ana kadroya da bence Ivan Cordoba tecrübesiyle savunma antrenörlüğünde fark yaratacaktır. Forvet'e hücum antrenörlüğüne Deniz Bergkamp, savunma antrenörlüğüne Ivan Cordoba çok güzel kadro oluyor. Kondisyon antrenörüyle anlaştık. Bir tane de teknik antrenör lazım bence. Paul Hart'ı keşke ikna edebilsek. Bence çok iyi antrenör. Stoğ'un eski asistan menajeri. Ama antrenörlüğe ikna edemeyiz muhtemelen. İkna olmayacaktır. Les Reed de öyle. Çok büyük isim. Ama o da futbol direktörlüğünü oynuyor. O da antrenörlüğe ikna olmaz. Rodolfo Cardozo, Hamburg'un. Buraların çocuğu Rodolfo. O zaman bir Hamburg kontenjanından kıyak geçelim ona. O da gözlemci olmak istiyor. Ben antrenör düşünüyorum ama. Antrenör olarak da geliyor. Çok güzel. Bence çok iyi bir antrenör kadrosu kuruldu şu an. Daha antrenör açığımız da var. İstersek biraz daha antrenör alabiliyoruz. O yüzden bir de taktik antrenörü alabiliriz. Jens Lehmann. Kalecilik becerilerine bakar mısınız Lehmann'ın? Kaleci antrenörlüğüne. Keşke antrenör olarak alabilsek onu. Sevilla'nın eski asistan menajeri Russo'ya bakalım. Bence o da antrenör kadromuza katılacak. Başka bir yıldız ismi oldu orada. Ruben Cosillas, sanki Casillas'ın PES versiyonu gibi. O da West Ham ve Manchester City'nin, Malaga'nın, Real Madrid'in, Çin'de de takım çalıştırmış. Asistan menajerliğe değil, keşke antrenörlüğe gelse. Son olarak da Enzo Schifo'ya bakacağım. Teknik ve hücum yönünden çok fark yaratan bir isim. Eski Belçika futbolu efsanesi. Schifo Mehmet'in de isminin sahibi. 16 hücum, 16 teknik antrenörlüğü var. 4-2-3-1 dizilişi var. Onunla da belki bitirebiliriz antrenörlük kadromuzu. Ona da teklif yapalım ve basalım. Abdülcebrail sakatlanmış. 4-5 ay. Zonguldak'ta kiradaydı o da. Kötü olmuş onun için. İyi oyuncu olma yolunda gidiyordu oysa. Yazık oldu bu sakatlık. Jason yine kırmızı kart görmüş. Bir gözlemci daha alabiliyoruz buraya. Bir tane daha gözlemci almak istiyorum eldekilere ek olarak. 3 tane istatistikçi var. İyi bir istatistikçi bulursak burayı da değiştirmeliyiz bence. Önce istatistikçilere bakalım. Oyuncu verisi, veri analizi kuvvetli olması gerekiyor. Kerem Özgür burada dikkat çarpıyor. Boştakiler arasında en iyisi o galiba. Ondan sonra iki istatistikçiden kurtulabileceğimiz anlamına geliyor bu. Gözlemciyi de değiştireceğiz. Evet, buradan gözlemcilerine bakalım. Yılmaz Burul, maşallah bu nasıl bir gözlemci? 19-18. Gözlemci olarak alabiliyor muyuz onu? Güzel. Serkan Emre Sefa. Onun da gözlem kabiliyeti çok yüksek. Brezilya pazarına girmek için Türkiye'de bilen Serginho'yu alabilir miyiz? Bence Brezilya'dan bize çok iyi adamlar önerecek. Ama çok para istiyor. İtibarlı da bir adam almak istiyorum. O yüzden
Gelir mi bilmiyorum ama Sorenler bir'e gideceğim. Çok ülkeyi içeriyor Gözde Malı. Bayern'in de eski menajeri. İstediği parayı imkansız benim verebilmem. Mümkün değil. Bir de Seçkin Köksel'i de alalım buraya. Gözlemci tarafını bitirelim. Dikkat çektikçe zaten devam ederiz. Oğuz Kağan da sakatlanmış. 6-7 haftada o yok. Bütün kiralıktakiler gitmeye başladı. Fizyoterapi ekibini değiştiriyoruz. Bu sefer kiralıklar sakatlanıyor. Russo'yu getirdik. Güzel. Bence antrenör kadromuzda fark yaratacak. Milan'da, Sevilla'da, Fiorentina, Sampdoria'da görmüş bir adam. Savunma, taktik, zihinsel anlamda gençlerle çalışması da yüksek. 10 numara oldu. Vedat Muriç sakatlıktan dönmüş. Ivan Cordoba da ekibe katılacak. Cardozo da, Emre Aşık da. Volkan Kazak'ın yerine Teyada'yı da aldım. Murat Öztürk de geri geldi. Enzo Oh, diğer antrenörleri durdurdu. Neden? Bakalım. Antrenör sayımızın dolduğunu düşünüyorlar. Genel kalecilik kondisyon antrenörlüğü. Bakalım. Burada 3 tane kondisyon antrenörüne gerek var mı? Bence yok. Buradan Fatih Belli yollayabiliriz. Volkan, senin antrenörlüğün de çok kötü. Mecburen seni de yollamak zorundayım. Böylece iki tanesini geri alabilirim. O adam biri Mascaros olacak. Bir de Deniz Bergkamp olacak. Meyer'de altyapı sorumluluğuna getirdim. Gözlemciyle de anlaştık. Güzel. Craiova maçına bakalım bizi neler bekleyecek. 4-2. Kempf atmış. Moting 2 tane atmış. Çok güzel. Ferdi de oynamış. Herkes forma şansı bulmuş. Güzel. Form tutma açısından iyi oldu bizim için bu ara. Murat Dülger'in yerine de onu alıyorum. Transfer tavsiyesi istiyorum. Yine kiralıktaki bir diğer oyuncumuz sakatlandı. 5-6 haftada Batuhan yok. Jailson 5-6 ay sahalardan uzak. Jailson'un kiralık anlaşmasının içine etti bu durum. Kötü oldu bu sakatlık. 3-3. Trabzon yine puan kaybetti. 90 artı 2'deymiş. Murat Sağlam yine bildiğimiz gibi. Modeste ile de konuşacağım. Oyunculara gözlem raporu yollayayım hepsine. Evet, Simi'nin durumu dikkat çekici. Vedat satılırsa bence Simi alınabilir. Hem maliyeti düşük hem maaş durumu da çok düşük. 4 yıldız ve pivot santrfor oynuyor. Önemli maçlarda oynamayı da seviyor. Simi önümüzdeki sezon için bence düşünülebilir. Sözleşmesi de bitiyormuş zaten. Luis Gustavo sakatlandı. 1-3 gün. Bu maç oynayamayacak. Ve gelelim iç sahada Denizli maçına. Maçın açık ara favorisiyiz. Çok zorlanmamamız gereken bir maç. Vedat Muriç geri döndü. Onu da ilk 11'de yerine geri koyalım. Sol bekte Marin oynayacak. Ferdi Kadıoğlu'nu da yedeklere alacağız. Murat Sağlam ilk 11 başlayacak sağ açıkta. Ozan, Emre, Gustavo olmadığından. Çonk'la başlayacağız. Çonk, Kruse, Moting. Forvet'te de Vedat Muriç güzel duruyor. Denizli kadrosunda sürpriz var mı? Recep Niyaz gitmek istiyordu ama kalmış. Mustafa Yunus, seni de gözüme kestirdim. Umarım bu takımla iç sahada zorlanmadan bir Denizli maçı yaşarız. Yine yardımcı antrenör Teya'da önderliğinde de ilk maç. Sahaya çıkıp hadi fark yaratalım şimdi. İyi başladık yine maça. Hadi bakalım. Ah be Ozan.
Ah be Moting, ah be Moting. Direkt mi o da? Bravo Bachon. Tam kabus görüyoruz derken ilk yarıda şut attırmadık. 21 şut, 10'u isabetli, gol yoktu. Kaptan attı. Chong sağ olsun. Yine golünü buldurdu. Güzel. Moting kötü durumda. Onu daha 55'e doğru alacağım. İşleri iyi gidiyor ama daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. Bu ataktan sonra Moting'i alalım. Evet, Moting bunu da kaçırdı. Biz almak istedikçe Moting pozisyona giriyor. Uf. 60 oldu. Chong'u ters kanada atacağım. Ferdi Kadıoğlu'nu Moting'in yerine alacağım. Hücum kanat oyuncusu olarak. Murat Sağlam'ın sarı kartı var. Onun yerine de Isla'yı alayım. Isla da ısınmaya başlasın. Ah be, Ferdi atıyordu. 75'te bir Vedat Modeste de yapalım. Kaçtı. Aman. Allah. Ne bu Denizli belasından kurtulamayacağız ya. Adamlar bela oldu başımıza. Penaltı, penaltı, penaltı. Evet. Dakika 90'da kaçırma. Kruse be. Aldık maçı. Oh. Lan her sene ayrı bela alıyor bu Denizli başımıza. Lopez de atıldı. Ve maç sonu. Böyle bir şey olabilir mi? 82'de kabus gördürüyordu. Yine Max Kruse'nin penaltısı yetişti. 37 şut attık. Az kalsın puan kaybediyorduk bu maçta. Neyse, canımız sağ olsun. Önlemimizi aldık, kestik Allah'tan hemen. Emre yine müthiş oynadı. Rehavete sokmasına izin vermeyin diyeceğim takımı. Son anda aldık maçı. Dürüstlüğüne teşekkür ederim Bülent Uygun'un. Emre 8 maç 2 gol 5 asist. Haftanın takımına da seçilmiş. Antalya Spor rakip ceza sahası içinde buluştuğuna gol atamamış. Şutlar kötü. Nazım Sangare en fazla top kaybeden oyuncu. Demek ki sağ açıkta sıkıntılar var. Bu da bizim sol açıkta daha hızlı bir adamla oynamamızı gerektirecek. Enzo Schifo da geldi. Diğer antrenörler bug'da kaldı resmen. Yani Bergkamp'ın da geliyor olması lazım mesela. Boşta diyor. Teklif Fenerbahçe. Ama sözleşme teklifi yapamıyorum. Adam bug'da kaldı. Ne bana geliyor ne başka takıma gidiyor. O yüzden oyunun bug'ını da bulduk. O yüzden mesela bir antrenör daha hakkım var burada. Bergkamp gelemediği için bir hücum antrenörü alabiliriz buraya. Aa, Teddy Sheringham. Sheringham'dan öğrensinler o zaman ya. Forvet'i, golü atmayı. Gel A takıma bitiriciliğini göster Sheringham. Belki Deniz Bergkamp olmadı ama başka bir efsane getiriyoruz. Antalya maçı günü geldi. Trabzon yine berabere kaldı. Bizim o Denizli deplasmanından çıkmamız çok iyi oldu. Bizim o Denizli maçından çıkmamız bence çok iyi oldu buraya. Luis Gustavo takıma dönecek. Ozan'ın yerine. Ozan'ı yedek kulübesine geri gönderelim. Tolga Yarsan'ın yerine. Açıkta Moting yerine Geri Rodriguez'le başlayacağım. Onun dışında bir değişiklik düşünmüyorum. Ozan Tufan izleniyorum. Şuna da bakalım. Ha, Çin'den izleniyor.
Ozan ve Ferdi'yi de ikinci yarı oyuna alırız o zaman. O yabancı fazla bulunduruyoruz. Kimi buradan çıkartabiliriz? Simon Faletti çıkartabiliriz. Onun yerine Sadık'ı alalım. Atıf Şeyşu var forvet arkası. Antalya'da Podolski var. Nazım Sangare tarafında açık olduğu söylenmişti. Bakalım Geri Rodriguez nasıl kullanacak? Orta saha inancım tam. Aman. Ah Çong. Hadi Murat. Çok kısır bir ilk yarı geçti. Pozisyona dahi zor girdik. 11 şut 6'sı isabetli. Şut çekme fırsatı yaratamıyoruz. Yaratıcılık problemimiz var. Rakipte top kaybı yapan bir rakip. Çong beklentinin arkasında kaldı. Geri Rodriguez Sangare'yi hiç açamadı. Daha çok şey beklediğimi söyleyeceğim oyunculara. Vedat'la da özel konuşacağım. Şu an iki kanadım da işlemiyor. Bence yaratıcılık problemin ana sebebi bu. O yüzden bir kanada Moting'i alacağım. Diğer kanada da Deniz Türüç'ü alacağım. Ofansif oyun kurucu. Hücum yapacağım onu da. Hadi bakalım. Ve Max Kruse. Bravo beyler be. Hiç pozisyona giremiyoruz resmen. 75'te 3. değişikliğimizi de yapalım. Ozan'ı alacağım ortaya. Emre'nin yerine. Al git Marin. Ah. Bu kötü oldu. Denizli maçındakini çıkardık. Bunu çıkartamayız. Çok kötü oldu bu. 90 artı 3. Belliydi ama ikinci yarı hiç pozisyona giremedik. Tek pozisyon golümüzdü. 90 artı 3'te de Hamilton'dan yedik golü. Yine toplu oynamada şutta falan üstünüz ama hata geldi. Kötü oldu bu beraberlik. Bence iyi değildik bugün yeterince. Kötü oldu bu beraberlik ya. Tecrübe olacak bu oyunculara tabii. Kötü oldu. Kehrer bir dahaki maçta oynayamayacak. Kupa maçının raporu gelmiş. Gençlerle çıkacağız zaten bu maça. Sivas 3-0 yendi Başakşehir'i. Sivas puan farkını azaltmış olması lazım. 4 puana indi. Onlar da hala namağlup gidiyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş çok kötü durumdalar şu an. Rize gayet iyi. Değişik işler oluyor ligde. Galatasaray yine berabere kaldı. Fatih Terim'in istifa sesleri duyulmaya başlar. Bu hafta şimdi Ömer Faruk'u A takımı alacağız. Muhammed de bizde gelecek. Onu da oynatacağım bu hafta. Kupada. Osman'ın durumu nasıl? Diğer kaleciyi oynatırım. Bunun Osman'ı da oynatabilirim şu an. Ama daha 16 yaşında. Diğer kaleciyi oynatırım. Kiraladığımızı. Cenk Alptekin'deki durum pek iç açıcı değil. Diğer oyuncular da zaten kirada. Sheringham da yeni antrenör ekibimizin bir parçası oldu. Bence çok iyi oldu. Ekibe bir bakalım, antrenör ekibimize. İspanyol asistan menajerimiz var, Teya'da. Altyapı sorumlusunu Alman Maier'i getirdik. Murat Öztürk, Enzo Şifo, Ruzo, Sheringham, Cardoza ve Cordoba. Bence çok uluslararası bir ekip oldu. Ekip kalitesi bayağı arttı burada. Alanya elenmiş Nevşehir'e. Ve gelelim bakalım bizim gençler ne yapacak? Şimdi kadroyu ona göre kuralım. Jett Steer kaleyi alacak. Serdar Aziz savunmada. Sadık'la beraber oynayacak. Serdar'ı sola alalım. Ferdi'yi sağ çekeriz. Ömer Faruk 10 numara oynar. İsta sağ açık. Hasan Ali Kaldırım sol bek. Palet'in yine yüzü gülmüyor. Tolga'yla
Tolga Ciğerci'yi orta sahaya alacağım. Ömer Faruk 10 numara. Muhammed. Forvet'e de ben Modeste'yi alacağım. Mevlüt'ü de yedeklere koyalım. Burası değişmemesi için, ana taktik değişmemesi için maç içinde ayarlarız rollerini. O zaman maça geçebiliriz gibi duruyor. Ömer Beyaz'a da 7'yi veriyorum. Oyuncu rollerini de düzeltelim. Kanat oyuncusu hücum. Tolga iki yönlü. Tolga'ya defansif oyun kurucu. Hasan Ali modern bek. Serdar kesici stoper. Sadık çakılı kesici. İsta'da otomatik. Hadi bakalım. Bakalım gençler ne yapacak? Gençler ve yedekler. Ve Modeste hemen. Oha bir de gol yedik. Çok kötü oldu. Ne biçim bir gol yedik ya? Vücut zindeliği 20. Ah Muhammed nereye vurdun? Ve Ömer bir Faruk Beyaz'ın asisti Modeste'nin ikinci golü. Devre arası. Ömer Faruk fırtınası esiyor. Ferdi en fazla top kaybı yapan oyuncu olmuş. Onlara teşekkür ederim. Aynen böyle devam etsinler. Ferdi tam konsantre olamadı. 6-3'lere düştü Ferdi. Bunun yerine Deniz Türücü alacağım oyuna. Modeste'nin yerine de Mevlüt'ü atalım. Hasan Ali kaldırım. Beşiktaş attığı gol gibi attı. Ah. İkiyi de yedik. Böyle bir şey yok. Tolgay. Ve maç sonu geldi. Modeste oyunda kaldığı sürede oynadığı toplam maçın adamı olmuş. Yani yedeklerle maçı yemek güzel. İki gol yemek çok kötü. Steyer de çok güven vermedi bana. Bu stoper hattı da vermedi. Olsun. Önemli olan maçı almak, önümüze bakmak. Ömer Faruk'un asisti çok güzel. Basalım. Ömer Faruk Türkiye Kupası tarihinin en genç oyuncusu olmuş. Onu da 19'da maçlara çıkabileceğini söyleyelim. Muhammed'e de aynısını diyeceğim şimdi. Evet, Tolgay son zamanlarda takım toplantılarını nasıl yönettiğiniz konusu olumsuz sözlerini hiç sakınmıyor. Bilmeniz gerektiğini düşündüm. Tolgay Efendi'ye baksan. Emre'den bir sorunu çözmesini isteyelim. Emre de çözüm bulamadı. Tolga'yla biz konuşalım o zaman. Bak Tolga Efendi'ye baksan. Menajerlik yeteneklerimizi sorguluyor Tolga Efendi. O zaman... Biz onu takımda tutalım. Tolga Efendi de gelsin bize. Menajerlik yeteneklerimizi sorgulasın. Tolga'ya yapılan tekliflere bak. Bunlara satmam ben Tolga'yı. El Cezire'den ne teklif var yok. Hem 2 milyon euro al hem de bizim menajerlik yeteneklerimizi sorgula Tolgay Bey. Yok. Yok öyle yağma. Tolga ile görüşelim. Sana biçtiğim değer 4. Ama yıllık maaş katkısı istiyorlar. O yüzden sizi kabul etmeyeceğim. Midland 3.800 veriyor. Onu okeyiz. Diğer takımlar maaşa katkı istiyorlar ki o olmayacak.
Tolga'yı ancak direkt para gelirse satarım. Rize Spor maçında bizi neler bekliyor? Bolca lider karakterli takım var. Paslaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Gustavo ve Emre'nin gene maçı götüreceği bir maç gözüküyor. Bakalım Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Sakaryaspor oldu. Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe'ye geldiği takım. Mahmut Hanefi de oradan gelmişti yanılmıyorsam. Onların da en yakın zamanda gerçek yerleri olan Süper Lig'e geri dönmesini temenni edelim. Max Gorzai'nin en iyi 3. golünü atmış. Finansal durumumuz iyi durumda. Tunay Torun'a dikkat edin diyor. En fazla top kaybeden isim Morozyuk. Sağ açıkları. Yine bizim sol açığa işitiyor da geri orada sıkıntıları var. Bakalım. Galatasaray 4 demiş Alanya'yı. Biz de Rize maçına gidelim. Vakti geldi. Kehrer oynamayacak. Onun yerine Serdar var bugün. O yüzden standart stoper yapacağım. Murat Sağlam geri dönsün. Marin'i buraya kaydıracağım. Luis Gustavo ortaya dönecek. Ozan Tufan geri gelsin. Onun dışında Deniz Türüş değil, Çonk başlayacak. İlk 11'imiz değişmiyor. Güzel. Umarım Moting bu sefer Morozyuk'u yorabilir. Rize kadrosuna sürpriz var mı? Bakalım. Pek de gözükmüyor. Bu deplasmandan çıkmak bizim için önemli. Çünkü ligde Denizli maçında o 82'deki golü çıkarabildik ama Antalya'da 90+3'te golü yiyip puan bıraktık. O yüzden Vedat'ın da artık kendine gelmesi gerekiyor burada. Hadi bakalım. Ah Çong. Hadi be Moting. Direkten döndü gibi. Yine defansımız göz dolduruyor ama sadece bir şuta izin verildi. Yine bitiricilik problemimiz var. Çong çok top kaybı yapmış. Oyuncuların moralini yükseltelim. Çong 6-4. Çong'u 55'e kadar dayanıp oyundan alacağım Çong'u sonra. Bence burayı da hücum ağırlıklı yapabiliriz. Çong'da bir değişim yok. Moting de düştü. Çong'un yerine Deniz Türüç. Moting'in yerine de geriyi koyacağım. Vedat da acayip bir gol orucuna girdi. Vedat'ın yerine de Modeste'yi alacağım oyuna. Modeste kupada 2 gol atmıştı. Hadi Deniz. Ah Modeste. Konsantre olun. Kemp atıldı. 10 kişi kaldık.
Kempf'in yanına Luis Gustavo'yu çekeceğim. Emre'yi de göbeğe koyacağım. Ve taktikle oynamadan devam edeceğim. Çünkü bize gol lazım. Ve yürekli oynayan oyuncular lazım. Vur be, bravo be, 10 kişi. 86. Şimdi savunma ağırlıklı takım talimatlarında daha disiplinli oyun. Bekler çıkmasın. Tempoyu da düşüreceğim. Ve çok güzel 10 kişi çıktık Rizespor deplasmanından. Kempf atıldı. Deniz Türüç değişikliği 3 puanı getirdi. Çok çok kötü oynuyordu. Moting de kötü oynuyordu. Geri Rodriguez yine iş yapmadı ama Deniz Türüç maçın kaderini değiştirdi. Yine 24 şut, hiç fena değil. Güzel. Tebrik edelim. Bence 10 kişi Rizespor da 4. çünkü. 4.'nün deplasmanından çıktık. Kempf'in cezası kötü oldu. Çünkü haftaya Beşiktaş maçı var. Yenilmedik hala. Bu da çok güzel. Baktığımızda bugün ne yaptık? Bugün Denizli deplasmanından iç sahada Denizli'den 2-1'lik galibiyet aldık. Antalya deplasmanı 90+3'te yedik. 1-1 berabere kaldık. Kupada gençler ve yedeklerle 3-2 galip geldik. Rize'den yine son dakikalarda çıktık. Bir sonraki bölümde Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Göztepe Gençler Birliği ve muhtemelen Sakarya'yı da oynarız diye düşünüyorum. Bu videoda da bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Eğer videonun sonuna kadar geldiyseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni serilerimizde, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Yeni zaferlerde görüşelim. Hoşça kalın.